Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Eşimi işe yolculayken dedim bir çöpü vereyim. Çöpü de götür derken şuraya biraz döktüm. Bir de buranın biraz temizlenmesi lazımdı. Şimdi orayı temizleyeceğim. Ooo! Bebeğe bak. Anne. Efendim oğlum. Şu bebeğe bak. Anne tane gibi. Bakayım. Evet. Şu bezim kötü olmuştu arkadaşlar. Bununla sileceğim. Sonra bunu çöpe atacağım. Yani çöp pisliği olduğu için başka bez sürmek istemedim açıkçası. Önce şunu bir alayım. Ya çözden sıkıyorum arkadaşlar. Önce şu kapakları sileyim. Geliyor bizimki. Gel. Gel bakalım. Gel. Anne çay sonrasın. Yoksa çay oya gidecek. Nereye gidecek? Çocukların ikisi de hasta. Anneciğim ablaların önünden çekilir misin? Çok fazla değil çok şükür. Öksürükleri var biraz. Şimdi ben onlara andız pekmezi vereceğim. Pekmez çok güzel değil. Evet, pekmez çok güzel. Andız pekmezi yetişkinler için de, çocuklar için de, tabii ki bebekler değil. Öksürüğe çok iyi geliyor. Ondan vereceğim şimdi oğluma. Charlie, gel. Gel annesi, gel. Gel ama buraya yaklaşma, gel. Anne, anneye gelecek. Geldi aldı şeyi. Yağ çözü. Al. Anası kılıklı. Aa! Anne. Balık yapıyor. Evet. Anne nerede bir balıklar gibi? Cici. Bunu arkadaşlar temizlik malzemelerimi buna koyuyorum. Bu farklı bir bez. Mutfağın kendi bezi. Tezgah bezim. Temizlik malzemelerimi buna koyup bu neydi biliyor musunuz? Affedersiniz. Bu pastanelerde satılan büyük dondurmalar oluyor ya. Bu ondan. Bu onun kutusu. Bunu dolap düzenleyici niyetine kullanıyorum. Evet. Oğlum verirse koyacağım. Anneciğim cız. Cız hayır. 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 Şöyle. Dolap düzenleyici niyetine dondurma hayır cız istemiyorum hayır. Oy 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 oy. Tamam gel. Ama cız hayır bunları hayır. Evet.
Aç ağzını annem. Bak ablalar sana aferin diyecek. Aferin. Andız pekmezi bu oğlum. Oh şifa olsun. Arkadaşlar. Anne çay taşı. Çağrı'ya da bir çay kaşığı vereceğim. Şimdi andız pekmezi öksürük için arkadaşlar çok güzel. Ama bebeklere kullanmayın yani. Çünkü bebeklere biraz ağır olabilir. Ama Kürşat yaşında ve yetişkinlere andız pekmezi öksürük için çok iyi geliyor. Çağrı. Komşuma iniyoruz arkadaşlar. Kürşat'ım da burada. Nereye götürüyorsun onu? Yere düştü. Bir daha dur. Şimdi onu sileceğiz. Sileceğiz. Beşildim. Hayır dur. Onu sileceğiz şimdi. Gel. Çal zili. Bas. Hı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleceğinizi anlamışım. Bunu kahvesini de koymuştum. Ya. Öyle mi tatlım? Gel. Buyurun. Dilek abla o elindekini silelim. Asansöre düştü tatlım. Tabii şekerim. Biz kahve içeceğiz hanımlar. Sonra görüşürüz. Kahvelerimiz burada. Dilek ablayla benim ortak vazgeçilmezimiz mısır. Burada da fıstığımız var. Çağrı Bey'imiz de durmuyor niyeyse. Çünkü mısırlara dalmak istiyor. Arkadaşlar komşumdan geldim. Annem geldi. Babam patates almış bir çuval. Annem birazını da bana getirdi sağ olsun. Şimdi o içeride namaz kılıyor. Ben de çay koydum. Bunları şu üçgen yufkaları alalı bayağı zaman olmuştu. Dedim kötü olacak ki biraz da kötü olmuş gibi. Bunları hemen sarıp buzluğa atayım dedim. Buzdolabında fazla kalınca ıslanıyor, nemleniyor. Kötü oluyor. Şöyle dedim sarıp hemen buzluğa atayım dedim. Hazır bulunması iyi oluyor yani buzlukta. Hemen hemen her zaman hazır bulunduruyorum. Bakın şuradan ıslanmış yani nemlenmiş. Bunu şöyle kendimize kızarttım. Çayın yanında hemen içmek için. Diğer yarısını da buzluğa atacağım. Bugün günlerden sigara böreği yapma günü herhalde arkadaşlar. Al annem, al. Komşum da bana sağ olsun. Sigara böreği getirdi. Şimdi bunları şöyle ayırayım. Hemen bir yemek yapayım. Yemek vakti geldi artık. Yemek olarak da arkadaşlar fırın torbasında patatesli tavuk yapacağım. Gel annem gel. Gel. Yemeğe biraz geç kaldım. Ama eşim de aradı. Toplantısı varmış. Bir saat falan geç gelecek. Ben de hemen o arada yemeği atayım dedim ama Çağrı'nın da uyku saati geldi. Onu uyutsam sonra mı başlasam diye düşünüyorum. Kürşat! Gel annem gel. Şöyle gelişi güzel doğruyorum arkadaşlar. Hemen Çağrı'ya bakıyorum. Onu bir uyutayım sonra başlayayım ben en iyisi.
Çağrı'yı uyutmadım arkadaşlar. Sütünü verdim, geldim. Biraz daha o oyalanması lazım. Şu tavuklarımı da, kemikli tavuklarımı alıp içine atıyorum. Efendim. Çok mu hastasın? Tamam, ilaçlarını verdim. İyileşeceksin, tamam mı? Evet, bunları, tavuklarımı da içine attıktan sonra arkadaşlar salçasını ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı da salça içerisine ekleyip bunu karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar şöyle tuzunu ilave ediyorum. İçine bakabilir miyim? Bakabilirsin oğlum. Bir de arkadaşlar eşimin aldığı aktardan şöyle bir karışık baharatım var. İçerisinde kekik, işte toz biber. Oo, kabuk. Hı-hı. Çok sevdim. Bunun içinde yağ varmış. Başka kimyon. Başka ne vardı? Yani karışık bir baharatı var işte. Ondan şöyle döktüm biraz. Aa, karabiber, ben yemeyeceğim. Yok anne, bu acı değil. Ne? Acı olsa ben yapmam ki. Şimdi bunu tekrardan karıştırıyorum şöyle. Bu sosu, yani sos dediğim baharat karışımını eşim özellikle tavuk yemekleri için aldı. Fırına tavuk attığım zaman bunu kullanmamı istiyor. Babam öyle akıyor ki. Tamam annem, iyileşince daha. Bana ilaç için. Döküyorum ama ilaç ben. İlaç var mı? Tamam, şimdi bunu karıştırdıktan sonra arkadaşlar yağ falan eklemiyorum. Hemen fırın torbama bunu koyup oğlumu uyutmaya gidiyorum. Sen biraz kardeşinle oyalan annem. Lütfen hadi. Bak, yemek pişireceğim, baban gelecek, yiyeceğiz. Tamam. Hadi oğlum. Tamam anne, ben dur ya. Şey bir bakayım. Tamam, git oyuncağını ver o zaman önüne. Ay, ay bacağım acıdı. Ne şimdi? Bunu fırın torbama boşaltayım hemen. Gel annem, gel. Fırın torbasına koydum arkadaşlar. Şöyle ağzımda şöyle bağladım. Şimdi buna kürdanla üst yerinden delik açacağım. İçine de bir tane de sarımsak attım arkadaşlar. 220 derecelik fırında bunu pişireceğim. Arkadaşlar yemeğim pişti. Fırından çıkardım. Şimdi şöyle tencereme dökeyim bunu. Evet, bir poşet yemek pişti. Ama çok güzel pişti. Kokusu zaten muhteşem oldu arkadaşlar. Eşimin gelmesine de az kaldı. Şöyle pilavımı da yaptım arkadaşlar. Bol tereyağlı, sade, salçasız bulgur pilavı yaptım. Bugünlük de benden bu kadar olsun hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.